Ya bir saattir, gel otur şöyle. Bir saattir o elindekini de bırakmıyorsun. Sen nereden aldın o döneri? Benim dönercimden. Kaç günlük döner o? Oo, yeni zabattan aldım ki. Allah'ım ya, bozuk etmiyorsun. Dün aldım, dün aldım, zabattı buraya atıyordum işte. Tamam da 10 tane döner de yenmez. Kaç tane yedin? Bu ikinci galiba. İkinci. Galiba. 12 de olabilir mi? Kayınvalidelere getirdim. Ondan sonra Nursel'e getirdim. Size götürmedim ama döner çok güzel. 4-5 tane şubesi var. Ya bana ne şubesi? Hala şube diyorsun ya. Vallahi bak şu an gerginim. İyi misin değil misin bak. Doğru söyle. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hadi gide giyeyim kız. Bak gerçekten sinirlenmek için dönerci özür dilerim ya. Vallahi billahi. Allah'ım ya, ne yapmaya çalışıyor? Ben öksürüyor mu, kötü mü oldu anlamıyorum. Onu da anlamıyorum ya. Ya sen bak 5 verdin diye çok fazla tepki göstermiyorum ama... Heh. Bu yaptığın saçmalıktan başka bir şey değil. Ne ya? Nasıl ne ya? Sen buraya tadım yapmaya geliyorsun, elinde bir tane döner. Yeşim, ben gene dönerine makarna yedim. Biz eskiden yufka ekmekle makarna yerdik. Sen yokluk görmedin mi? Ya konuşma. Görmedin mi sen? Sen gerçekten vallahi ben... Aklımı oynatacağım ya. Ne oluyor ki, dönerle makarna yenmez mi? Arkadaşlar yenmez. Söyleyin, yenmez. Ekmekle makarna bulamayınca yenmez. Yenilir. Ekmekle makarna yenmez. Bir gün takoz getiriyorsun, bir gün döner getiriyorsun. Bırak artık, senin takozla yarıştığın dönemleri de hatırlıyorum. Ya sen takozun... şu an kadına niye bağırıyorsun? Hayır, 5 aldın. Şu an doğru mu yaptı? Bir teşekkür etsene kayınvalidene. Ben kaza bela 5 aldım. Biz... Vay. Evet, hatırlamaya da... Sen yorumlarını hatırlıyor musun? Bana 5 verdi ama beğenmediği tabağa da 2 verdi. Ben burada 2 puanla bilezik kaybettim. Beğenmediğin tabağa puan vermeyeceksin. Haşlanmış diyorsun vesaire diyorsun. Anam bu anne... Yaranamazsın. Biri bana da verebilirdi. Yaranamazsın ha. Yap bak ben sana yap. Yaptığın... Ben sana ne diyorum? Bir şey söyleyeceğim. Benim tabağım bir aldı. Ben Yeşim, mi konuşabilir miyim? Sen tabağı yemeğe yaptıysan da ben sana bir Beyhan verdiysen... Teyze. Bana istediğini söyle. Beyhan teyze. Keser döndü, sap döndü, hesap döndü. Benimle bir konuş. Neden bu puan? Kızım sen fırın atmamışsın, çok haşlamışsın. Ya aynen unuttum, ocağın üstünde beklettim dedim belki Beyhan teyze. Tabağına baksana bak gel. Ya neyi var Beyhan teyze, Allah'ını seversen bir kere zaten senin tadımın yanlış. Bir insan döner yiyerek makarna yiyemez. O benim sorunum. Senin sorunun değil. O benim sorunum arkadaş. Benim de sorunumdur, öyle bir şey yok yani. Şimdi böyle bir fırında makarna olur mu ben sana sorayım. Vallahi gayet güzel olur, alırsan çatalı bunu böyle düşmanını parçalar gibi parçalarsan tabii ki olmaz. Aa. Dönerle de tadım yapılmaz. Ben yaparım. Bu, yapamazsın sen önce Beyhan yemek teyze. Yapmasını öğreneceksin. Ben yemek yapmayı bilmesem ben bu yarışmada olmam. Öğreneceksin. Hiç ondan sonra gelip yani. Oraya bir tabak çıkaracaksın, puanını da oradaki alacaksın. Ne? Nohut mu? Ben gelinim de yapamamışsa biri veriyorum. Diyorum ki tabağı çıkart şey peşin al. Beyhan teyze, aa, arkadaşlar. Hiçbirimiz kendimizi kandırmayalım. Bu yarışmada herkes tabii ki de gelinini bulmak istiyor. Fakat sorun şu. Beyhan teyze sen döneri çok sevebilirsin. Ama benim tabağımı... Döner yiyerek yiyemezsin. Buna göre puanlayamazsın. Bu o doğru bir puanlama sorunum. Sistemi değil. O benim sorunum. Cansucuğum bir şey söyleyeceğim. Senin kayınvalide çok tuz, kayınvaliden de çok tuz seviyorsa tuzlu yemek aramayacak. 3 tane tabak tuzsuz dedi ya. Hayatım Beyhan teyze de söyledi orada tuzun olmadığını bir tabağa. 3 tanesi demedi ama. E tamam geçmiş demek ki olamıyor olsun biliyormuş. Herkese hemen hemen bütün kayınvalidelerim mutlu. Kimse bir vermedi. Günün kritiğini yapalım. Son nokta. Bakalım nasıl bir performans gösterecek Carmen Gönül'de.